Evet değerli dostlar, şimdiki konuğumuz Tuğ Çelik. Tuğ Çelik'in genel itibariyle bilançosuna bir bakacağız. Nasıl bir bilanço göndermiş, yol haritası nasıldır, ona detaylı bir şekilde bakacağız. Şimdi satışlarına baktığımızda %107 seviyesinde satışlarını artırmış. Brüt karı %109 seviyesinde artmış. Esas faaliyet karını %31 seviyesinde. Babakunu %86 seviyesinde. Net dönem karını %14 seviyesinde artırdığını görebiliyoruz. Çeyreksel bazda baktığımızda dönem varlıklarını %28 seviyesinde, duran varlıklarını %37 seviyesinde artırırken net borcunu %7 seviyesinde azalttığını görebiliyoruz. Öz kaynaklar %51, nakit ve nakit benzerlikleri %108 seviyesinde arttırmış. FK'ya baktığımızda 11,54, FK ortalaması 6, prospektif FK 5,27, FD Favok 13,23, piyasa değeri bile defter değeri 1,94, net borç Favok'umuzda 5,05'miş. Çeyreksel satışlarına baktığımızda tarih zirvesinde. Çeyreksel FAVO'a baktığımızda bir önceki çeyreğin üstünde. Çeyreksel net kara baktığımızda da bir önceki çeyreğin altında geldiğini burada görebiliyoruz. Yatırım faaliyetlerinden gelirine baktığımızda burada 1,20 milyon. Ertelenmiş vergi gelirine baktığımızda 33 milyon gelmiş. Esas faaliyet dışı finansal gelire baktığımızda 130 milyon. Esas faaliyet dışı finansal giderlere baktığımızda 236 milyon. Birbirlerinden çıkarırsanız aradaki farkını görebileceksiniz. Yabancı para çevrim farkına baktığımızda eksi 33 milyon, eksi 23 milyon. Sürdürülen faaliyet vergi geliri giderine baktığımızda da vergi gelirinde 33 milyon olduğunu buradan görebiliyoruz. Brüt kar marjına baktığımızda bir önceki çeyreğin altında. Net kar marjı bir önceki çeyreğin altında, Favok marjı bir önceki çeyreğin altında, öz kaynak karlılığı da bir önceki çeyreğin altında geldiğini burada görebiliyoruz. Büyüme oranlarına baktığımızda yıllık bazda kusursuz yani güçlü bir büyüme, çeyreksel bazda da baktığımızda güçlü büyümeyi burada görebiliyoruz. Çeyreksel bazda dönem karda bir daralma meydana geldiğini burada görebiliyoruz. Yurt içi satışlar ve yurt dışı satışlar hem çeyreksel hem de yıllık bazda son bilançoda göndermediği için sistem burayı da eksi olarak almış ama normalde bunlar eksi değil. Yatırımlara baktığımda 4 kat yatırımların artmış yıllık bazda, çeyreksel bazda da %14 seviyesinde arttırdığını görebiliyoruz. Karlılık oranlarına baktığımda çok kötü bir karlılık meydana geldiğini görebiliyoruz. Hem yıllık bazda hem de çeyreksel bazda karlılık olumsuz. Hemen grafiklerle büyüme oranlarına bir bakalım. Maddi duran varlıklarını artırmış. Güzel. Böyle nakit ve nakit benzerliklerini artırmış bir önceki çeyreğe göre. Bunlar yok. Esas faaliyet karı bu bizim için önemlidir. Gayet güzel. Yani bu şirketin artık ölüsü 40 milyon seviyesinde kar açıklasın ki 4 kere 2 8 80 milyon seviyesine kar edebilsin. Yeter mi? Küçük sermayeli bir şirket olduğu için ve özellikle önümüzdeki zaman dilimi içerisinde büyüme potansiyeli var mı ona bir bakalım. Şöyle bir yatırıma baktığımızda son 3 çeyrektir inanılmaz yatırım yaptığını görebiliyoruz. Yani 335 milyon, 346 milyon ve 394 milyon seviyesinde yatırım yaptığını burada görebiliyoruz. 30 milyonluk bir şirketin 400 milyon seviyesinde yatırım yapması özellikle son 3 çeyrekte bu şirketin büyüme evresinde olduğunu ve özellikle büyüme evresinde olan şirketlerde bu kara bakılmaması gerektiğini ben şahsi fikrim olarak değerlendirebilir yani. Küçük bir şirket ve büyüme potansiyeli yüksek olan bir şirketten bahsediyoruz. Hemen bir de biraz daha olayı ciddiyete bindirelim. Nerede? Şöyle grafiklerde nakit akım tablosuna baktığımızda burada böyle daha önce 56 milyon, 75 milyon, 41 milyonken son 3 çeyrekte 3 haneli rakamları burada görebiliyoruz. Tabii şirketin önümüzdeki zaman dilimi içeri. Tabii dipnotlarda mutlaka faaliyet raporunu okuyun. Bu yatırımlar neymiş? Ona bir bakmak gerekiyor. Bunu da nereden öğreneceksiniz? Şirketler yıl sonunda yatırımcı sunumunu açıklıyorlar. Mutlaka o yatırımcı sunumunu okuyun. Çünkü gayet olumlu olabilme durumu söz konusu olabilir. Hemen şöyle de bir bakalım.
sermayesinden yatırımlarda öne çıkanlar yatırım harcaması. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Bir çıkacak mı? Buralarda hemen. Evet, bakın burada Tuşerik yine gelmiş. Burada yatırım harcaması öz kaynaklara göre %83, güçlü bir rakam. Satışlarına oranı %167. Toplam varlıklara oranı %27. Yatırım harcaması piyasa değerine göre %43 seviyesinde olduğunu görebiliyoruz. Şirketin karlılığı da önümüzdeki zaman dilimi içerisinde artabilme durumu söz konusu olabilir. Tabii bu ayrı bir videonun konusu. Buna bir geleceğiz. Ekstradan bilançolar bittikten sonra sizlere videosunu çekeceğiz. Şimdi 2023 yılı yıl sonu beklenen tahmini net kar 173 milyon, yani 30 milyona 173 milyon bir kar elde ederse 2023'te bu şirketi yani 58 TL'nin aşağısında göremezsiniz diyor yatırımlara göre hedef fiyatı. Yıl sonu beklenen hedef fiyatımız yani 173 milyon seviyesinde bir dönem karı elde ederse şirket 30 milyona. Yıl sonu beklenen hedef fiyatımız da 40 TL. Yatırımlara göre de bakın burada yatırımların önemini görebiliyorsunuz. O yatırımların kâra dönüştürmesiyle şirket yani FAVOK'a göre 88 TL olması gerekiyor. Prospektif edere göre 57 TL olması gerekiyor. Bir lot olması gereken eder fiyatı da 30 TL seviyesinde olduğunu, üçüsünün ortalaması 58,45 TL olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu yatırımların kâra dönüştürmesi 1 yıl mı, 2 yıl mı, 3 yıl mı? Onu bilemiyoruz. Nereden bileceksiniz? Yatırımcı sunumlarında, izahnamesinde, bilançonun dipnot kısmında bunları görebileceksiniz. Ama karlılık bir şekilde geldiği an itibariyle yıl sonu beklenen hedef fiyatımız, tahmini hedef fiyatımız 40 TL olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmeleriniz varsa takip etmeyi de unutmasınlar. Kusura bakmayın, hastayım yani, ancak bu kadar çekebiliyorum.